Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bizler Ekonomi Dünyası ekibi olarak sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye, gezerken de sektörünün öncü, kendi alanında nam salmış isimlerini siz değerli izleyicilerimizle ekran başında buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Bugün rotamızı Bursa bölgesine çevirdik. Canımız Enerji firmasının konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz İbrahim Bey ve aynı zamanda da onunla birlikte aynı işletmeyi yürüten oğlu Furkan Bey var. Önce kendilerini tanıyacağız. Daha sonrasında da bu firmada verdikleri çok güzel faaliyetler var. Özellikle de güneş enerjisi üzerinde değindiğimiz bir konuyu paylaşacağız sizlerle. Öncelikle kısaca bir kendinizden bahseder misiniz? Ben Çanakkale Bigalı doğumluyum. Uzun yıllar Bigada esnaflık yaptım, imalatla uğraştım. 98 yılından beri imalatla içindeyim. Daha öncesinde alıp satıyorduk bazı ürünleri. 98 yılından bu tarafa da üretimle iç içeyiz. Daha sonraları güneş enerji sistemleri de satmaya başladık. O elektrikli sistemlerini satarken orada zaten güneş panellerini kullanmak durumundaydık. O arada tanıdık güneş enerji sistemlerini. Daha sonra ticaretine de niyetlendik. Şimdi onları da satmaya başlıyoruz. Burada verdiğimiz birçok faaliyet var. Biraz onlardan bahsedelim. Biz elektrikli çit sistemleri uzun süredir üretiyoruz. Yani 23-24 yıldır elektrikli çit sistemlerin içindeyiz. Onları da ilk zamanlar Avrupa cihazlar satarak başladık 3-4 yıl. Daha sonrasında üretimine başladık. 20 yıl yakındır da üretimini yapıyoruz. Şimdi de birkaç yıldır güneş enerji sistemlerinin şimdi tabii iş yerlerine, evlere, farklı alanlarda kurulumlarını yapmaya başladık. Sadece peki hizmetimiz şimdi tabii biz Bursa'dayız ama Bursa'yla sınırlı mı yoksa Türkiye'nin başka yerlerinden de sizlere ulaşabilirler mi? Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz yani ticaret olarak. Şimdi biraz başarınızdan bahsetmeden olmaz. Çünkü çok uzun zamandan beri sektörün içindesiniz. Kaynağın tam olarak neye bağlı olduğunu düşünüyorsunuz? Kaynağın tamamen yani yerli üretime odaklanmak başka bir şeyi yok yani. Tamamen onunla ilgili. Biraz da müşteri memnuniyetine değinelim. Çok önemli. Yani şimdi bizim en birinci önceliğimiz müşteriye şikayet ettirmemek. Yani insanız, hatalarımız olabilir ama mümkün olduğunca en az şikayetle sorunları aşmaya çalışıyoruz. Şimdi bu sektöre girecek olan kişiler vardır. Onlara önden birazcık tavsiyelerde bulunalım. Ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Birinci önceliğiniz müşteri memnuniyeti olursa her şey daha kolay oluyor. Yani bu birinci öncelik olması lazım. Müşteri memnun olduktan sonra gerisi hallolu diyoruz. Evet. Buradan son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğimiz şu, yani biz yaptığımız işi en iyi haliyle yapmaya çalışıyoruz. Yani ticaretin yani para kısmından çok daha önemli. Önce müşterinin memnun olması yani. Bizim için en önemli kısım o. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Aslında bayrağı devralan biri var şimdi yanımızda. Bir de oğlunuz var. Biraz da onunla sohbet edelim. Tamam inşallah. Şimdi tabii biz babanızı tanıdık. Biraz da sizi tanıyalım. Sizden de güneş enerjisi hakkında birkaç bilgi alalım. Ben Furkan Canımız. Firma içerisinde neredeyse doğduğumuzdan beri hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir yandan imalat, bir yandan üretim, bir yandan da müşteri memnuniyeti ve müşteri temsilciliği yapmaya çalışıyoruz. Müşterimizin hiçbir şekilde mağdur olmaması için en iyi malzemenin en uygun fiyatta bulunması için uğraşıyoruz. Piyasada çok fazla muadil olabilecek ürünler mevcut. Genel ağırlıklı yurt dışından gelen ürünler fakat fiyat, performans, kalite bakımında çok farklı ürünler mevcut. O yüzden de biz en uygun fiyata en iyi kaliteyi getirmeye çalışıyoruz. O yüzden de bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi biraz güneş enerji sistemleri hakkında sizlerden bilgi alalım. Neden tercih edilmeli? Bizlere sağladığı katkılar tam olarak nelerdir? Güneş enerji sistemleri artık pek çok sektörde, pek çok alanda kullanılmaya başlandı. En çok kullanım alanlarına baktığımız zaman özellikle şu anda fuar alanında olduğumuz için söyleyebilirim. Tarımsal sulama özellikle çok fazla kullanılıyor. Çiftçilerde sulama artık en başından beri mecburiyet. Ama bu mecburiyet artık barajlardan gelen suyla yetişmiyor. O yüzden yeraltı kaynaklarına mecbur duyuluyor. Bu sebeple ya dalgıç pompalarla jeneratörlü, mazotlu veya benzinli şekilde çalıştırması gerekiyor. Bu yüzden biz diyoruz ki güneş enerji sistemlerini bir kere kuruyorsunuz. Sonrasında 50 yıldan neredeyse daha uzun bir süre yakın hiçbir şekilde masraf etmeden, hiçbir şekilde bakım masrafı, kurulum masrafı etmeden rahatlıklı bir şekilde suyunuzu kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
aslında uzun vadede çok daha avantajlı bir çalışmadan aynı şekilde söz etmiş oluyoruz. Peki bu sistemi kurduğunuz kişilerin sizlere geri dönüşleri tam olarak nasıl oluyor? Çok olumlu oluyor çünkü dediğim gibi çok fazla çiftçi özellikle bu işi istiyor. Sistemler konusunda bilgileri var fakat bize gelenlerin çoğu tereddütle yaklaşıyor. Acaba sonrasında bir sıkıntı yaşar mıyım? Panellerin ömrü kısa mı? Yani çünkü çok fazla piyasada kara bilgi dediğimiz bilgi türü çok mevcut. Bu yüzden de insanlar korkarak, çekinerek yaklaşıyorlar. Ama gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki uzun süreler bu sistemleri kullanabilirler ve çok düşük maliyetler karşılığında bu sistemi kurabiliyorlar. Güneş enerji sistemlerinin bir diğer avantajları, hatta günümüz içinde gelecek adına en büyük baktığımız zaman, çevre dostu olması ve kesinlikle herhangi bir karbon salınımı olmamasından kaynaklı geleceğe gerçekten çok duyarlı bir sistem. Sıfır karbon salınımı hedefiyle zaten tüm dünya artık güneş enerji sistemlerine en hızlı şekilde dönmesinin en büyük sebebi bu. Rüzgar güllerine ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre de çok daha düşük maliyet ve çok daha fazla verimli oluyor. O yüzden de güneş enerji sistemleri bu işte en verimli, en iyi sistemler oluyor söz konusu. Aslında tercih edilmesi hem çevreye olan duyarlılığımız tarafından olması gereken bir şey, aynı zamanda da cep dostu olarak firmalara da çok daha avantaj sağlıyor. Şimdi de biliyorsunuz her sektörde çeşitli sıkıntılar, çeşitli problemler oluyor. Sizin sektörünüzde de muhakkak ki vardır. Bu problem tam olarak nedir ve çözümü hakkında herhangi bir bilginiz, herhangi bir fikriniz var mı? Şimdi bizim sektörümüzde en büyük sıkıntı kara bilgi dediğimiz şekilde. Yalan bilgi çok fazla dolaşıyor çünkü müşteri potansiyelimiz olarak baktığımız insanlar bu konuyla alakalı yeteri bilgiye sahip değil. Dediğim gibi ürünlerimizin büyük kısmı yurt dışı menşeli geliyor ve gelen ürünlerin kalitesini ne yazık ki etiketinde göremiyorsunuz. Yani alıp kullandıktan sonra, bir süre kullandıktan sonra görebiliyorsunuz ne kadar kaliteli veya kalitesiz olduklarını. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.